keşif. Bir hedef vurulmadan önce o hedefe keşif pilotu gider. Hedefi belirler ve operasyon düzenlenir. Operasyonun ardından da ne kadar hasar verildiği, atılan bombalar, atılan mühimmatlar hedefini vurdu mu diye yine bölgeye keşif pilotu gider. Keşif pilotu silahsızdır. Silahsız, bazen yalnız ve korkusuz olarak adlandırılan da bir sloganları vardır. Gelin bugün Türk Hava Kuvvetleri'nde keşif nasıl yapılıyor, ne tür teknolojiler kullanılıyor bunları beraber inceleyelim. Keşif denildiği zaman aklınıza bir fotoğraf karesi gelir. Ve ilk havalan keşif de tabii ki ilk uçaklarla yapılmaya başlanmıştır. 1900'lü yıllarda arkasından 1. Dünya Savaşı'nda o dönemin 2 kişilik olarak tasarlanan uçaklarında bir fotoğrafçı yer alırdı ve havadan boynundaki o fotoğraf makinesiyle hedeflerin fotoğraflarını çekerdi. Sonra bu uçak iner, film tab ettirilir, kağıda basılır ve arkasından da bir harekat planı hazırlanırdı. Bu durum uzun yıllar bu şekilde devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nda özel fotoğraf makineleri taşıyabilen bazı uçaklar tasarlandı. Çok yüksekten gidebiliyor, hızlı bir şekilde hedefine ulaşıp fotoğrafları çekip geri geliyordu. Daha sonra da bu konsept jet motorlu uçaklara uygulanmaya başlandı. İlk jetlerden RF-84 dönemin gerçekten en başarılı uçaklarından biriydi keşif anlamıyla. Bunu burnuna fotoğraf makineleri takılan RF-5A uçakları izledi. Ve arkasından da RF-4 yani F-4D Phantom'un en önemli modellerinden, keşif modellerinden biri olan RF-4'te bu pazarın keşif olayının en önemli uçaklarından biriydi. Türk Hava Kuvvetleri'nde RF-84'ler, RF-5'ler ve RF-4'ler uzun yıllar kullanıldı. Ama aynı o 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi özel kameralara sahip bu uçaklar kalkıyor, hedefin fotoğraflarını çekiyor. Tabii ki bu çekim işlemi şimdiki gençler hatırlamasa da filme gerçekleştiriliyor. Yani bir film çekiliyor. Arkasından bu uçak o filmin banyosunun yapılabileceği, fotoğrafların baskısının gerçekleştirilebileceği bir noktaya iniyor. Kameralardaki filmler sökülüyor. Foto değerlendirme merkezinde o film yıkanıyor, tab ediliyor arkasından, yani kağıda basılıyor. Ve arkasından da harekat planları hazırlanıyor veya değerlendirme gerçekleştiriliyordu. Günümüzde nasıl dijital fotoğraf makineleri varsa benzer bir durum artık keşif uçakları içinde uygulanmaya başlandı. Normalde çok görevli F-16 gibi uçakların gövde altına takılan keşif podları hedefin fotoğrafını çekmeye ve aynı zamanda daha uçak hedefin üzerindeyken çeşitli uydu bağlantısı, yer istasyonları, data linkler gibi farklı yöntemler izleyerek anında bu çekilen fotoğrafı veya videoyu harekat merkezine karargaha iletmeye başladılar. Türk Hava Kuvvetleri'nde de RF-4 uçakları uzun yıllar kullanıldı. Ne yazık ki Suriye açıklarında bir uçağımız uluslararası hava sahasında düşürüldü. Bunun arkasından bu RF-4 kavramı kamuoyunda daha fazla konuşulmaya başladı. Ve arkasından da meydana gelen iki üzücü kaza sonrasında da uçaklar erken emekli edildi. Çünkü F-16'lara DB-110 adı verilen pod gelmişti. Bu podda o dönem 4. Anajet Üs Komutanlığı Ankara Akıncı'da bulunan 142. filonun uçaklarına takılmıştı. Ve bu uçaklar RF-4'lerin yerini almaya başladı. RF-4'lerde zaten kalan az sayıda uçak vardı. Bunlar da emekli edilmiş oldu. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir. Sadece uçaklarla mı keşif yapılıyor? Hayır. Bugün Türkiye sahip olduğu uydu sistemleriyle uzaydan da keşif yapabiliyor. Uydu size sürekli bir fotoğraf akışı sağlıyor. Ama dünyanın yörüngesinde uydu, yani bir noktanın üzerinden geçtikten sonra tekrar o noktaya gelmesi uzun zaman alıyor. Kimi uyduların yörüngeleri, irtifaları nedeniyle bu süre daha kısalabiliyor. Veya bir ülke sahip olduğu çok sayıda casus uydu diyelim tırnak içerisinde keşif gerçekleştirebiliyor. Ama bazen bakıyorsunuz bölgenin çok yoğun bulutlu olması veya o yörünge üzerinde uygunun yörüngesiyle hedefin kesişmemesi nedeniyle zaman zaman bu konuyla ilgili uzun zaman aralıkları gelebiliyor. Ama normal günümüz operasyonlarında anlık istihbarat çok önemli. İşte burada da devreye insansız hava araçları geliyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kendimiz tasarlanan TUSAŞ'ın Ankası, Baykar'ın Bayraktar'ı, çok önemli İHA sistemleri bunlar. Yakın bir gelecekte yine Baykar tarafından tasarlanan Akıncı
Ve aynı şekilde TUSAŞ'ın tasarladığı Aksungur İHA'ları da envantere giriyor. Ve bu İHA'ların da burunlarında özel kamera sistemleri yer alıyor. Bu kameradan çekilen görüntüler an ve an karargaha aktarılıyor. Kimi zaman dediğim gibi yer istasyonlarıyla, kimi zaman da uydu üzerinden bu işlem gerçekleştiriliyor. Ama insansız hava araçlarının süratleri düşük. Örneğin Diyarbakır'dan İdlib'e düşük sürate sahip bu insansız hava araçlarının gitmesi, oraya ilerlemesi, bir de tabii çok yavaş oldukları için yerden havaya atılan füze veya çeşitli uçak savar sistemlerine karşı korumasız olduğu için İHA'lar biraz daha bu keşif konusunda geride kalabiliyor. Ne yapılıyor o zaman? Devreye savaş uçakları giriyor. F-16'ların altına yüklenen DB-110 poduyla Eskişehir'den kalkan iki uçak, bunlar 113. Filobayı, bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdi. İHA ile savaş uçağının farkı nedir? Dediğim gibi İHA'lar yavaş ama bölgede çok uzun saat kalabiliyor. Örneğin bir Anka bölgeye gönderildiği zaman Diyarbakır'dan 2,5 saatte gittiğini, 2-2,5 saatte gittiğini düşünelim. 2-2,5 saatte geri dönecek. Topladığınız zaman 4 ila 5 saat. Yani bölgede nereden baksan 18-19 saat kalabilecek özelliğe sahip. Ama bu kalış sırasında yavaş uçuyor ve bir hedef haline geliyor. Ne yapacaksınız burada? Bölgeye çok yüksek süratle girecek, elektronik karşı tedbirlere karşı daha uyarıları alan, buna karşı tedbir alan bir F-16 uçağı. Çok yüksek süratle, bazen yüksek irtifadan, bazen de o podun özellikleriyle çok fazla sınıra, Suriye'ye de girmeden, belki bizim sınır üzerinden görüntü alabilme yetkisine sahip. Türkiye 2013 yılında DB-110 keşif podu almak üzere anlaşma yaptı ve 2015 yılında podlar teslim edilmeye başlandı. Bu podlarla birlikte çeşitli seyyar mobil aktarma organları ve bir ana merkez, ana sistem de satın alındı. Bu podun menzili yaklaşık 150 kilometre. 150 kilometreden çektiği görüntüleri anlık olarak mobil istasyona aktarıyor. Mobil istasyonla bunları karargaha gönderiyor. Yani karargahta o sırada bu görüntüler kıymetlendiriliyor askeri tabirle. Bakılırken pilota çeşitli kumandalar vermesi, örneğin biraz daha yakınlaşması, daha kuzeyine, güneyine gitmesi, yüksek veya alçak irtifadan çekilmesi de bu görüntülerin istenebiliyor. Pota hem fotoğraf çekiyor hem de video görüntüsü alabiliyor. Aynı zamanda istenildiği zaman uçak indikten sonra da bu görüntüler alınarak kıymetlendirilebiliyor. Görüldüğü gibi keşifte günümüz modern savaş teknolojisinde uydular kullanılıyor. İnsansız hava araçları kullanılıyor ve keşif podları takılmış savaş uçakları görev yapıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde bu görev 113. Filo'da. 113. Filo daha önceden 4. Anajet Üs Komutanlığı'nda Akıncı'da görev yapıyordu. 142 idi, Ceylan filoydu. Bu filonun uçakları 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Hava Kuvvetleri yeni bir yapılanmaya geçti. Ve bu filo Eskişehir'e intikal etti. Eskişehir'de bir dönem RF-4 uçaklarını kullanılan ve daha sonra söndürülen 113 filonun yerini aldı. Belirttiğim gibi bu podlar uçağın centerline olarak adlandırılan gövde altındaki taşıma noktasına takılıyor. Göreve gidiyor uçak. Göreve gittikten sonra görev sırasında bu görüntü ve videoları ve fotoğrafları karargaha yolluyor. Ve daha sonra havadan yakıt ikmaliyle çok uzun saatler havada kalabiliyor. Ve arkasından gelip ana üssüne inip keşif görevini gerçekleştirmiş oluyor. Bu ileride nasıl bir aşamaya geçecek? Muhakkak bu ileride halen Türkiye'nin de çalışmalarını yaptığı jet motorlu İHA'lar tarafından yapılmaya başlanacak. Türkiye için konuşuyorum. Bölgeye çok yüksek hızla girip alçak irtifa veya yüksek irtifadan uçabilecek jet motorlu İHA sistemleri aynı zamanda keşif amaçlı da kullanılacak. Çeşitli görüntüler alacak. Herhangi bir şekilde yerden atılan füzeyle veya uçak savarla düşürüldüğü zaman da içinde insan olmadığı için bir kayıp yaşanmamış olacak. Savunma ve havacılık videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize sorularınızı yorum yaparak gönderebilirsiniz. Yapacağınız beğeniler aramalarda videolarımızın daha yukarıda olmasını sağlayacaktır. Hepinize uçuş dolu, keyifli ve de her şeyden önemlisi uçuş emniyetli günler diliyorum.